السلام عليكم. السلام السلام عليكم. Bir tek Zeynel'i görüyorum. Evet, cümleten selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Evet, 13. haftaya girmiş bulunuyoruz. 35 haftanın 13. haftası. Yani 3'te 1'lik bir dilim bitmiş oluyor. 3'te 2'lik dilime girdik diyebiliriz. Evet, 4. kitaptan ilerlemeye devam ediyoruz. 4. kitabın 3. ünitesi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Konumuz burası arkadaşlar. El-Kitabül Mübtedi El-Dersü Thalis El-Münasebet. Münasebet. Türkçe'de nasıl kullanıyoruz münasebeti? Nerede kullanıyoruz? Münasebetsiz. Bu ne münasebet kardeşim? Münasip değil. Münasip bir yerde. Var mı başka kullandığımız? Bu münasebetle diyoruz. Evet, bu münasebette, bu vesileyle. Evet arkadaşlar, bu kelimenin şu an buradaki kullanımı itibariyle doğrudan bir karşılığı yok. Yani birebir karşılığı şunu diyemiyoruz ama en yakını önemli günler olarak düşünebiliriz. Yani insan hayatında bireysel olarak, topluluk olarak önemsediği zaman dilimlerine münasebetler diyoruz. İşte parçamızda düğün olacak, kurtuluş günü olacak, işte ne denir, bayramlar, önemli günler vesaire, bunların hepsi münasebat başlığı altına girecek. Yani münasebet, vesile. Bir vesileyle insanlar eğlenmek, birbirini tebrik etmek istiyor. Benim aklıma gelmedi yani Türkçesi. Sizin var mı bildiğiniz bunu ifade edecek? Uygunluk değil mi hocam? Uygunluğu biz nerede kullanıyoruz Türkçe'de? Münasebette hocam, münasebette uygunluk demek zaten. Ama sen sorumu anlamadın ki. Yani Ramazan bayramı, Kurban bayramı, doğum günü, yılbaşı, kurtuluş günü, bunların hepsini birden ifade eden bir kelime var mı bizde? Kastım o. Yani bunun doğrudan bir çevirisi yok. Önemli günler diyebiliriz. Yani biz bayramları ayrı alıyoruz. İşte ne denir? Önemli günleri ayrı ele alıyoruz. Hepsini bir bütün değerlendirdiğimiz bir ifade ben bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Evet. Resme bakacak olursanız ilk münasebetimiz düğün olacak arkadaşlar. Bakalım kadromuz. Aha! 17 kişicik. Ne oldu millete? Hayırdır? Rekor bir katılım düşüklüğü var. Evet, katılan kendi bilir. Katılmayan yine kendi bilir diyeceğiz. Evet, girişte şöyle bir kız istemeyle ilgili bir videom var. Bir ona bakalım. Tabii düğün öncesi var değil mi arkadaşlar? Tanışıyorlar, istiyorlar. İşte ne denir? Nişan oluyor, söz oluyor. Sonra evlilik oluyor, balayı oluyor vesaire. Evet, bir bakalım. Nasıl bir... Evet, başını kaçırdık. Evet. Ülkende yetkili birinin ne yaptığını
şahit oldun mu? Evet, bir kız istemekte yardımcı olduğunu gördüm diyor. Evet, bu polis mahzuz, çok tersiydi. Evet, başbakan o zaman Binali Yıldırım. Evet, polis merkezine ziyaret ediyor bayram münasebetiyle. Bir münasebetil eid. Buradaki anlamı bir münasebe vesilesiyle. Evet, ne yapıyor? Bir sorunu hallediyor. Hallet, müşkile. Sorunu hallediyor. Tadriye Hanım, bugün bayram biliyorsunuz. Garipleri sevindirmek lazım. Burada Emre diye çok güzel, gücük, yakışıklı bir delikanlı var. Allah'ın emriyle, Peygamberimizin kavliyle, Halime'ye biz talibiz. Emre evladımız için. Allah hayırlı etsin. Tamam, sen şimdi kapalı geçtin şimdi Kadriye Hanım, tamam mı yani? Ben çeken mi başladın? He? Ben çeken mi başladın? Bu iş bana düşmez, ben başlayayım, ben tamam mı? Tamam işte, öyledir. Burada Emre diye bir kardeşimiz var. Çok iyi bir delikanlı. Ben tanıyorum kendisini. Allah'ın emriyle, Peygamberimizin kavliyle kızımız Halime'ye, oğlumuz Emre'ye istiyor. Ne oldu ya? Ses soluk gitti. Nasip olur, sen nasip dersen olur ya. Bilal abi. İyi, Allah hayırlı etsin. Amin. Nişan düğün bir arada yapalım, acele edelim. Ben de katılayım. Evet, telefonda ne denir? Kız isteme tamamlandıktan sonra gelinin annesine müjde iletiliyor diyor. Bir de size sormadan bir iş. Şimdi çocuğun annesiyle konuşuluyor. Vallahi kız istedi. Onlar da kabul ettiler. Halime istedik. Önce inanmadılar, sonra da kabul ettiler. Ne yapalım? Kusura bakmayın, biraz acele oldu. Evet, evlilik öncesi bir kız isteme görüntüsü eski başbakanlardan. Evet, sayımız arttı mı? 24 olmuş. Güzel. Bu arada öğrenci kazanmışız. Evet, şimdi arkadaşlar metnimiz düğünle ilgili. Şöyle belli başlı kelimelerine bakalım, yeni kelimelerine. Başlığı urs koyduk. Urs, düğün demek. Çoğulu e'raz, düğünler. Evet, düğünle ilgili kullanabileceğimiz kelimeler hafretüz zifaf denebiliyor arkadaşlar. Hafretüz zevaç denebiliyor. Hafretül urs. Üçü de kullanılır. Üçü de düğün demek. Hafle zaten kutlama. Yani zifaf, zevaç, urs kutlaması. Onun dışında evlenenler damat arus, gelin ariz şeklinde. Bazen arkadaşlar bazı ülkelerde bunların yeri değişiyor. Bunların yeri değişiyor. Sanırım kitabımız arusu damat kabul etmiş. Yani bazen arus gelin, ariz damat olarak karşınıza gelse şaşırmayın. Evet, arusen gelin damat olarak kullanacağız. Fustan zifaf gelinlik demişiz. Taahhara an, anla kullanılıyor. Bir şeye gecikmek. Mutaahhir olursa geç. Daha sonra ala külli hal. Evet, hal, durum, her durumda. Yani biz onu
her halükarda diye çeviriyoruz. Daha önce hali nerede gördük arkadaşlar? Evet, karşımda öğrenci. Acil evet. Doktor istiyorum vardı hocam. Tamam. Evet. İlk mesela keyfe halükede halin nasıl dedik? Nasılsın diye sorduk. Daha sonra o doktor parçasında halen hemencicik fil hal o anlamda gördük. Bir de yine aynı parçada fi haleti igme mesela bayılma durumunda. Bir de ne demişti? Fi haletil hatar mı demişti? Tehlikeli durumda. Nasıl? Ambulans mı vardı hocam bir de? Haletul isaf yani acil durum olarak kullanmıştık. Bir durum burada. Vaziyet olarak görmüştük hocam. Hal durumu. Evet burada da ala külli hal. Evet her halükarda ne denir? Kalıp olarak gelmiş. Evet kitabımızda arrafe geçiyor. Tanıştırmak. Daha önce de taarrafe. Tanışmak, tanımak anlamında kullanmıştık. Hatırlatmak babında bunu yazdık arkadaşlar. El farahu zahirun ala vucuhihim. Evet arkadaşlar kelime kelime çevirdiğimiz zaman bu cümleyi çeviremezsiniz. Çünkü ferah sevinç demek. Vucuh yüzler. Zahir. İşte burada takılırsınız. Daha önce söylemiştim. Zahara fiili önemli demiştim. Farklı anlamlara evrilebilir demiştik. Burada zahir Türkçe'de de ortaya çıkan, görünür anlamında ama Türkçe'ye en güzel alakasız bir fiille kullanıyoruz. Okunuyor. Sevinç yüzlerinden okunuyor. Yani gidip orada sevinç yüzlerinde açık, seçik, zahir gibi bir çeviri yapmaya gerek yok. Daha sonra yine doktor karşılaşmasında istelki ale serir demişti çocuğa. Doktor istelka burada uzanmak. Ama bu parçada ilteka geliyor karşılaşmak. Birbirine yakın olduğu için yan yana yazdım. Zeyyene süsledi. Müzeyyen ise süslü. Müzeyyen. Müzeyyen diye bir isim var değil mi? Evet hocam. Sanatçı mı vardı Müzeyyen? Müzeyyen tatlı ses. Müzeyyen Soner var. Ne? Soner. Var yani evet. Müzeyyen. Evet Müzeyyen diye arkadaşınız olursa anlamını söyleyin kendisine. Evet. Yine ne geçiyor? Tehniye kelimesi geçiyor. Tebrik demek. Aslı bunun. Henne'e tebrik etmek anlamında geçiyor. Yani parçamızda yeni sayılabilecek kelimeler bunlar arkadaşlar. Şimdi bu sadette parçamıza bakalım. Yusuf ve İsmail arasında geçen diyalog. Evet Yusuf. Lekad taharna anil urs. İsmail. Fi medineti yekunul ursu müteahhiran. Ala kulli hal ene cahizun. Hel hâzihi seyyâretük? Yusuf. La. Tilke seyyâreti. Evet, ara bir konuşma. Fisseyyâre şu an. Konuşma arabada olduğuna işaret. İsmail. Eyne mekânil urs? Yusuf. Fî kâ'atil hafelât. İnde s-sâhetel reisiyye. Ne beynel kavseyn. Yasıl İsmail. Ve Yusufu ila mekânil ursi. Yusuf. Hâzihi s-sâhetel reisiyye. Ve hâzâ mekânil urs. بين القوسين يدخلان القاعة يوسف هؤلاء أصدقائي تعال أعرفك إليهم هذا أحمد وهذا سليم وهذان عصام وجابر إسماعيل إن عدد الطيوف كبير والفرح ظاهر على وجوههم. Evet يوسف. Kullu'l a'ras fi medinetina yahduruha duyufun kesirun.
فَالنَّاسُ يُحِبُّونَ اَنْ يَلْتَقُوا مَعَ اَسْتَقَائِهِمْ وَاَقَارِبِهِمْ فِي الْمُنَاسَبَاتِ السَّعِيدَةِ وَالْعَلَاقَاتُ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ بَيْنَهُمْ قَوِيَّةِ اِنَّهُمْ كَأُسْرَةٍ وَاحِدَةِ İsmail, وَلَكِنْ اَيْنَ الْعَرُوسِ اَنَا لَا اَرَاهُ فِي هَذَا الزِّحَامِ Yusuf, ذَلِكَ الْعَرُوسِ فِي وَسَطِ الْقَاعَةِ يَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ الْمُزَيَّنِ İsmail, لِنَذْهَبْ اِلَيْهِ وَنُهَنِّئْهُ şeklinde ikisi arasında konuşma cereyan ediyor. Senaryo arkadaşlar, iki arkadaş düğüne gidiyorlar. Birisi düğün sahibi, bir de arkadaşını götürmüş. Yolda zaten şu sayfa ne denir? Düğüne gitme çabasıyla geçiyor. Daha sonra düğünün önemi ve düğün salonuna giriyorlar. Damadı merak ediyorlar. İşte buradan da düğünden sahneler verilmiş. Aramızda evli olanlar var mı? Kimler evliler? Men mütezevviç ev mütezevvice beynene. Ben hocam. Ben. Emine, Kadriye. Ben. Mehmet, Bahadır. İyi, arada sizlerin tecrübelerinden istifade ederiz. Siz bekar mısınız hocam? Evet, ben tecrübesizim. Ana a'zab, lestu mutazawwij. O yüzden tecrübeliye danışırız. Bildiğimiz konularda biliriz, bilmediğimizi de bilmiyoruz deriz. Bir bilene danışırız. Evet. Şimdi bakalım. Arada yine şey yaparız. Kendi kaynaklarımız var. Bunlardan sırasına göre. Evet, şeye geçmeden önce şunu bir açayım. Madem evlileri konuştuk. Bakalım 3 evli arkadaşımız kabul edecek mi bunu? Evlilik öncesi ve sonrası. Kadriye'ye, Emine'ye, bir de Mehmet'e soracağız. Evet. Evlilik öncesi ve sonrası durumu anlatıyor. Mesela hafta sonları. Kable zevaç, dıstık dıstık. Evlendikten sonra hayvanat bahçesi. Bitti. Evet, müşahede tilfez, televizyon izleme. Evet, aradaki farka bakın. Evet, beni duyuyorsunuz mu arkadaşlar? Evet hocam. Duyuyoruz hocam. Evet hocam. Şey, internet koptu dedi de bir ara. Şu an sıkıntı yok değil mi? Yok, düzgün. Yok hocam, sadece hayır, bir cızırtı var. Cızırtı var bir yerden. Nasıl? Bir cızırtı var sadece. Cızırtı benden mi? Bilmiyorum. Bazen bilgisayar böyle şaha kalkıyor. Belki ondan olabilir. Şu an pek ses yok. Devam. Mesela rüyalı spor. Kalter kaldırırken alışveriş. Evet, hu ne? Kable zevaç huve yarfa'u el etkal. Lakin hu ne? Yarfa'u el agrat. Elbeytiye. Şimdi zarat yani önlerce. Arif, lakin ma'de zarat müferif. Evet, ta'am. Kable zarat fakat kibza. Yani elmehtiler caiz. Lakin ma'de zarat zavce tatlıdır kithiran. Evet, seyyara kable zarat tariqa ve fâfiha. Lakin ma'de zarat müferiye. Neyse fakat dahilahu ve haricehu eyla. Evet, el-emtiye yükler. Fakat hakiba vahide kable zavac. Ba'de zavac. Hakaib kethira eydan. Seyyaratul etfal. Evet, el-nevm. Yani kable zavac. Ente tenamu. Bi hurriye. Lakin ba'de zavac. Havleke mumteli. Biz zevce vel etfal. La tuhissu bir raha. Evet, el-kıyade, sürüş. Kable zevaç, unzuru.
Huwa ve hiye kilahuma sa'idan ve seri'an. Lakin ba'de zavaj bir hudu. Merrace yani leysa seri'a batil. Batil ve düşra. Alimâsı yasıya elhammam. Kemâ tıra'in fakat. Kurşe el-esnân yekbi. Lakin ba'de zavaj. Yedhulu kurhamdan kesir. Minel alet nazâfe. Evet, elen nesel vahid minel mütezevvicin hel hâzihil ma'lumat sahihe emle. Mehmet miydi evli olan? Evet hocam. Mehmet Bahadır, doğru mu bu? Öncesi sonrası veyahut da farklı tespitlerin var mı? Doğrular da var, farklılar da var hocam. Mesela bir tane doğruyu söyle. Hangisi doğru sana göre? Şu alışveriş meselesi var mesela. yük doluyor elin her yerine. Yani. Yanlış gördüğün hangisi? Veyahut da orada olmayıp senin tespit ettiğin bir şey var mı? Ya yanlıştan ziyade bende olmayan mesela bizde henüz çocuk olmadığı için o çocuklu olanlar yok bizde. He, tamam. Eyvallah. Bir de bir bayana soralım. Kadriye mi, Emine mi? Kim konuşmak ister? Fark etmez hocam. Kadriye buyur. Aynı olan, farklı olan eklemek istediğin var mı? Çoğunluğu aynı. Ben iki çocuklu olarak. Evet, bir anda kendini mi gördün? Evet. İyi, çok ben güzel. Ben tabii de. Benim çocuklar büyüdü artık ama çoğunu bazı şeyler evet ortak. Eyvallah. Devam ediyoruz öyleyse. Devam edelim. Evet, Yusuf ve İsmail. Evet, Yusuf. Lakat taharna anil urs. Evet, lakat burada kesinlik anlamı veriyor arkadaşlar. Daha önce kadı gördük. Kat mazi fiilin önünde. Kesinlik muzarın önünde ihtimal anlamı veriyordu. Hocam katla lekat arasındaki fark ne? Lekat olursa pekiştirme iki kat oluyor. Kat olursa bir kat, lekat olursa iki kat. Bazen de lekadı, yemin anlamı olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de Tin suresi. Estağfirullah. Lekadı hanaknel insane fi ahsen takvim. Evet, orada insanın en güzel şekilde yaratıldığına yemin. Ama burada yemin etmiyor. Yani yemin, yani pekiştirme. Yani düğüne geç kaldık. Yani eyvah bittik. Yani kesin geç kaldık. Geç kalmama ihtimali kalmamış. Tabii burada an tahara ile kullanılıyor. Sınavlarda bu tarz şeyler sorulabiliyor. Urs düğün dedik. Düğüne geç kaldık. İsmail ne diyor? Fi medineti yekûnül ursu müteahhiran. İsmail de ne diyor? Benim şehrimde, benim memleketimde düğün geç olur. Yani 8'de başlar denir, 9'da başlar. Bizde de bazı yerlerde öyle oluyor. 8 deniyor. 8.30, 9. Misafirlerin gelmesi bekleniyor falan. O yüzden geç kalsak bile şey yapma diyor. Alâ külli hal ene cahiz. Helalkarda ben hazırım. El hâzihi seyyâratük. Bu senin araban mı? Evet, bunlar iki öğrenci olabilir. Ne bileyim, iki bekar arkadaş, meslektaş olabilir. Birbirlerini, biri birini düğüne çağırıyor herhalde. Dolayısıyla geç kalmışlar. Burada da arabasını tanımadığına göre dışarıdan geliyor. Onu alıyor herhalde. Köyüne, kasabasına götürecek. Diyor ki, bu senin araban mı? Yusuf ne diyor? La. Evet, sanki arkada bir arkadaşın şeyi geliyor, hışırtısı bazen. Kimin olabilir o? Hocam sabahtan beri geliyor hışırtan. Yani ilk açtığınızdan beridir geliyor. Yani benim ses değil o. Böyle hafif böyle. Şimdi gitti ses hocam. Var. Kesildi hocam. Hocam şu an gitti. Ha, şu an gitti değil mi? Ben konuşunca çok fark etmiyordum ama dikkat edince bir şey tırmalıyordu. Evet, neyse. Evet, şu an gitti. Yusuf ne dedi? Yusuf. La tilke seyyareti.
Evet, yani arabasında yanıldı. O araba benim değil. Tilke seyyareti. Evet, tilke arkadaşlar neydi hatırlayan var mı? Niye hazihi demedi de tilke dedi? Hazihi bu demekti. Uzak olduğu için. Heh. Evet, hazihi ve tilke farkı arkadaşlar. Uzak yakın zamirler vardı değil mi? Haze, zelike, hazihi, tilke. Zaten DVX konusu tekrar bu gelecek. Farklı bir yönüyle. Dolayısıyla yani mevcut araç onun aracı değil, uzaktakini gösteriyor. Bak diyor şu araç benim diyor. Şu veyahut da o. Fark etmez. İkisi de uzağa gösteriyor. O araç benim. Daha sonra araca geçiyorlar. İsmail diyor ki artık yola çıkıyorlar. Eyne mekanel ursi. Evet, düğünün yerini soruyor İsmail. Yusuf nerede olacak diyor. Fi ka'atil hafelet. Yani hafelet kutlamalar demek. Ka'a salon. Biz buna düğün salonu diyebiliriz. İnde sahati reisiye. Reisiye ana. Saha, alan, meydan. İnde yanında. Yani buna ne deriz? Meydan. Meydanın yanında diyebiliriz. Daha sonra üçüncü bir evreye geçiliyor. Şurası yola çıkmadan önce. Şurada arabaya biniyorlar. Şimdi ise üçüncü evre arkadaşlar. Yasır, İsmail ve Yusuf ile mekan Urs. Yani düğün yerine varıyorlar. Yine konuşma var. Yusuf, hâdihi sâhetü reisiyye. Hâdihi burası işte demin bahsettiği ana meydan. Ve hâze burası da diyor mekânil urs. Burası düğün yeri. Varmışlar oraya. Daha sonra içeri giriyorlar. Salona girer o ikisi. Yedhulânil kâ'a. İkisi salona girer. Yusuf. Tabii Yusuf İsmail'i çağırdığı için ne yapıyor burada? Arkadaşlarını tanıtıyor. Hâ ulâ'i estekâ'i. Evet, daha önce bunları da gördük arkadaşlar. Neydi bunlar? İşaret zamirleri. İşaret zamirleri. Evet, yakın mı uzak mı bu? Yakın. Evet, yakın. Bunun uzağı neydi, hatırlıyoruz mu? Ulâ'ike. Ulâ'ike. Evet, ulâ'ike. Dolayısıyla hemen oracıkta yanında arkadaşlarını tanıyoruz. İşte bunlar diyor benim arkadaşlarım. Teala uarrifke ileyhim. Teal, gel. Gel. Gel uarrifke. Ben sana onları tanıtayım. Gel. Gel hele. Ben sana onları tanıtayım. Evet, burada tanışma faslı var. Hâzâ Ahmet ve hâzâ Selim ve hâzâ İsam ve Cabir. Evet, gördüğünüz gibi dört arkadaş. Önce tek tanıtıyor. Ahmet. Daha sonra yine bir tek tanıtıyor. Bu ikisi yani bu arkadaş herhalde ikisi önemli. Bu ikisini arada kaynatıyor. İkisini bir hızlıca bunlardır diyor. Evet, İsmail ne diyor? Gördüğü manzara. Yani biz de mesela düğüne gittiğimiz zaman herhalde bayanlar daha çok bir neye bakıyordur? Kalabalıklığa bakıyordur. Ki ortamın güzelliğine bakıyordur. Gelenlere bakıyordur. Mesela neye bakar insanlar bir düğün yerine gittiğinde? Mesela bayanlardan konuşmayan kim demin? Kadriye mi? Ve hatta başka arkadaş da olabilir. Düğüne gittiğiniz zaman neye bakıyorsunuz böyle? Ne ilginizi çekiyor? Bayanlar gelinin takılarına bakar hocam. Evet, gelinin takıları. Kıyafetler. Kıyafetler. Yani damat gelin mi yoksa herkesin kıyafetine mi bakıyorsunuz? Herkesin. Herkesin hocam. Mesela bir genel olarak düşünüyorsun abi. Bir kendine hocam, bakıyorsun. Bakıyorsun. Şık mı? Bir de karşıya mı bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, şık giymiş mi? Düzgün mü? Ne giymiş? Mesela dikkat etmeyen birini gördüğün zaman ne diyorsun ona içinden? Ya genelde dikkat ediyorlar hocam. Düğüne geldiği için şık giyin diyor zaten. Çıkmıyor mu arada ben gibi
Rahat giyinen, sporla giden. Çıkarsa da laf ederiz hocam ona da. Ya illa oluyor. Veyahut da böyle çok iyi giyiniyor. Onu konuşuyorsunuz mu günlerce? Ya bu ne giymiş, çok etkili, süslenmiş, püslenmiş. O da oluyor mu? Yok hocam, orada konuşulan orada kalır. Evet. Başka var mı? Ne ilginizi çekiyor? Mesela katılımcı sayısı ilginizi çekiyor mu? Tabii. Tabii düğün salonu olmuş mu, olmamış mı? Hocam bir de üstüne üstün bunları hani eğer düğüne mesela aile içerisinden gelmeyen biri varsa aklımızda tutuyoruz, ailedekini anlatıyoruz. Aynen, kimler katılmış, kimler katılmamış. Aynen hocam. Hmm, doğru, o da kim gelmiş, kim gelmemiş, niye gelmemiş? Kimle takmış? Kimle takmış? Mesela ortamın rahatlığı, çalınan müzikler, etkinlikler, ikramlar. Bunlar da konuşuluyor değil mi? Konuşuluyor hocam. Hele yani böyle küçük bir yerde oturuyorsak her şey konuşuluyor. Herkesin her şeyi konuşuluyor. Evet. Ben de bu vesileyle yurt dışında gördüğüm bir Kuveyt'te bir de Fas'ta arkadaşlar. İki Arap düğününe katılmıştım. Tabii Fas'taki yurt dışı olduğu için çok böyle dikkatli giyinemedik. Kuveyt'tekinden başlayalım. Mesela Kuveyt'teki düğün çok ilginçti arkadaşlar. Şöyle hızlıca gösterin. Biz orada öğrenciyiz tabii. Yani dünyanın her yerinden. İspanya'sı, Çin'i, bilmem nesi. Arkadaş grubumuz var. Bir tanıştığımız Kuveytli var. Onun abisi evleniyordu. Bizi de çağırdı. Burası düğün salonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer yemek dolu. Salona girdik. Bu yemekle karşılaştık. Böyle dünya kadar. Bunlar bizim arkadaşlar yurttaki. Ben de almışım tabağı. Ama yani o kadar yemek var ki hangisini yiyeceğimizi karıştırdık. 20 çeşit aldık. Sonra mide fesadı geçirdi. Bunlar da Kuveytli erkekler, düğüne gelen. Yani bu şekilde geliyorlar arkadaşlar. Bu da küçük bir Kuveytli. Sıkıldık orada. Çünkü bu düğünün ilginç tarafı arkadaşlar, bu salona hiçbir kız girmiyor. Sadece erkek. Şu an biz düğüne gidiyoruz otobüste. Sadece yemek var, bir de sadece erkek var. Bu durumda ne yaparsınız? Sıkılırsınız hocam. İşte bize sıkıldık böyle, ne denir, tuhaf tuhaf işler yaptık böyle, canımız sıkıldı. Yemeğin tadına yedik. Bakardım hocam. Nasıl? Yemeğin tadına bakardım. Ya yemekte işte çok çeşit olunca gözümüz doydu, midemiz bulandı, bir de sıkıldık. Bir de müzik de yok arkadaşlar. Yani tek bir müzik, tek bir bayan, tek bir etkinlik yok. Biz de fotoğraf çekildik boyuna. Bu bizim sınıf hocamız. O da gelmiş. İşte mesela Polonya'dan, Çin'den, Nijerya'dan, her yerden sınıf arkadaşlarımız. Mesela burada bu arkadaş kıyafetiyle sırıtıyor sanki. Evet, şu an düğün oluyor. Herkes oturuyor. Biz de can sıkıntısına birilerine takılıyoruz. Hocam damat nerede? Heh, şimdi damada geliyoruz. Damat bu arkadaşlar. Damadı bulduk. Bu da kardeşi. Bu da babası. Petrol kralı mı hocam o? Yani olabilir. Şu arkadaş geçen göstermiştim. Çöle çağırmıştı. 7-8 ciple bizi aldı. Dünya kadar paraları var. Bir de şey de yok. Takım akı da yok. Bedavaya geldi. Kimseye bir şey takmıyoruz. Bence. Hocam onlar size bir şey takmasın. Evet. Şu an sunumlar. Bunları açtım mı içinde etmet sıcak durması için. İşte büyük bir salon. Koltuk. Biz de can sık. Bu benim oda arkadaşım. Bir sene beraber kaldık. Petrus Polonyalı. Kardeş gibi olmuştuk. Bu da yarı Türk yarı Arap. Babası Arap, annesi Türk. Bu çağırdı bizi şeye. İşte böyle yani hiç beklemediğimiz bir şekilde bir düğün. Düğün yaptık. Bu Kuveyt'in düğünü arkadaşlar.
Fas'ınki biraz daha görsel. Fas'a da 2006 yılında gitmiştim. Benim Belçika'da çalışıyordum. Burslu bir görevde. Orada Arap kursunda bir hoca vardı, müdür. Gel dedi, ben Fas'a gidiyorum. Arabayla gelir misin dedi. Ama Belçika'dan fazla 2500 kilometre. Adamın elde sakat. Bir arkadaşı daha çağırdı. Bizi Fas'a götürdü. 3 gün arabayla yolculuk yaptık. Düğünüm var dedi. Düğününe gittik. Bu kızı, şimdi düğünden mesela sahneler. 3 gün düğün sürdü. Her gün başka bir şey. Şu an işte bir şeyler çalıyorlar. Hediyeler geliyor. Kız evine doğru gidiliyor. Bakın, eldeki şeylerin içinde bir şeyler var. Ya bunların içi şey, çeyiz dolu, görüyor musun? Havlular, mavlular, çiçekler, yerel kıyafetli insanlar. Şu an eve doğru gidiyoruz, kız evine. Karşılayanlar var. Mesela bu aletler çok ilginç. Upuzun böyle. Bunu çalıyorlardılar. Ben de tabii geziye gittim için biraz spor giyinmişim. Burada içeri giriyoruz. Gelin damat. Bolca kına vesaire, süs püs. Bu da arkadaşın kızı. İşte bayanlar renkli renkli. Burada bir oynama olayı vardı. Burada işte gelin damat, anne baba resim çekiliyorlar. Çocuklar, küçükler. Burası da düğün salonu arkadaşlar. Daha çok bayanlar vardı. Pek erkek gelmemişti nedense. Erkekler düğün salonuna pek girmiyor. Böyle uzun uzadıya. Şimdi şey, gelin damat geliyor. Bu özel bir şey var. Taşıdıkları, ne denir buna, sedye mi diyelim. Gelin ona biniyor. Sonra etrafındaki o gençler onu sırtında taşıyorlar. İçeri sokuyorlar taht böyle. Hocam, nasıl? Taht diyorlar sanırım. Heh. Tuba, yoksa sen de mi böyle bir şeyde salona girmek isterdin? Yok hocam, hiç tarzım değil. Emine Hanım, yoksa siz, içiniz mi gitti? Yok hocam, benim de hiç yani. Evet, bu Fas'ın kendine ait şeyleri, adetleri. Damat karşılıyor. Etrafında dönüyorlar falan derken salon. Daha sonra üçüncü gün işte. Ya ben gece bunu aldım. 12-1 oldu. Dedim ben gidiyorum. Eve gittim, uyudum. Sabah 6 gibi geldiler. Bir sürü gürültü patırtı falan. Uyandım öyle. İki farklı kültür Fas'ta. Dolayısıyla iki farklı kültüre göre düğün. Ben de onlara benzemişim değil mi? Nasılım? Küçüklük halim nasıl hocam, arkadaşlar? Hocam olmadınız. Kaç yaşındaydınız hocam orada? Ha buyum. Yaşımız tamam. Kaçtı? Tamam buyum. Ama onlara da benziyorum değil mi? Aynen. Yani yabancılık çekmemiş gibisiniz. Benim yüzümün avantajı ne biliyor musunuz bu arkadaşlar? Mesela Türkiye'de Türk oluyorum. Arap ülkesine gidiyorum, Arap oluyorum. İran'a gidiyorum. Farslılar, onlar da İranlı sanıyor. Nereye gitsem tutuyor. Polonya'da olmalıyım. Ha, Avrupa'da sırıtıyorum. Avrupa'da hemen şey, kıllardan sırıtıyorum. Orada anlaşılıyor da. Ama neden Orta Doğu'da nereye gitsem herkes bizden diyor. Sıkıntı yok. O yüzden böyle işimize yani yarıyordu. Çünkü herkes kardeş. Nasıl? Çünkü herkes kardeş hocam Orta Doğu'da. Yok, kardeşlik yönü var, bir de benzerlik. Yani benziyorsun. Ayıramıyor seni konuşmadıkça. Dolayısıyla o yönüyle. Evet, şimdi devam edelim. Biraz kültürel aktarım yaptık size. İsmail neyi fark etti burada? Hemen misafir olduğu için. Adedi duyuf. Duyuf, daif, misafirin çoğuluğu. Misafirlerin sayısı çoktur. Yani büyük bir katılım olmuş. Vel farahu zahirun ala vücuhihim. Evet, bunu demin açıkladık. Yüzlerinden sevinç okunuyor. Bu zahir kelimesini de zahara fiiliyle ilgili açtığınız sayfaya koyabilirsiniz. Tabi zahir aynı zamanda Allah'ın ismi değil mi? Zahir vel batinu. Yani o Allah'ın ismi olarak da kullanabiliyoruz. Ama buradaki anlamı
görünmek, ortaya çıkmak, belirmek şeklinde düşünebiliriz. Diğer sayfaya bakacak olursak Yusuf açıklama yapıyor. Ne diyor? Küllül e'râsi fî medînetine yahduruha duyufun kethîrûn. Evet, küllül e'râs. Daha önce küllü, kendisinden sonra elif lam gelirse hepsi demiştik. E'râs, urs kelimesinin çoğulu, düğünler, tüm düğünler, fî medînetine, şehrimizdeki tüm düğünler, yahduru, gelir, he, o düğünlere, duyufun kethirun, birçok misafir gelir. Yani bu kalabalığa şaşırma diyor. Her düğünde böyle bir durumla karşılaşabilirsin diyor. Değişmez. Fennâsü yuhibbûne en yeltekû ma'a estikâihim ve akâribihim fil münâsebâtis sa'îde. Evet, insanlar. İnsanlar yuhibbûn. Ahabbe yuhibbu, severler. En yelteku, demin geçen kelimemiz arkadaşlar. İltekanın muzarisi. İlteka, yelteki, vav geldiği için yelteku diye okuyoruz. Neyi severler arkadaşlar? Karşılaşmayı, görüşmeyi. Ma istikaihim, arkadaşlarıyla. Ve akaribihim, akarib akraba, akraba. Fil münasebeti saide, yani böyle güzel vesilelerle insanlar arkadaşlarıyla, akrabalarıyla karşılaşmayı severler. Yani düğün olur, cenaze olur, yani bazen dayın olur, teyzen olur, uzun bir süre görüşemezsin. Bu tarz şeyler ne oluyor? Vesile oluyor. Yani o yönüyle bunlar güzel şeyler. Yani gidersin 5 dakika oturursun, 10 dakika selamlaşırsın, bir hal hatır sorarsın vesaire. Bu anlamda düğünün de ne olduğunu söylüyor, önemli olduğundan bahsediyor. Vel alakat, devam ediyor. Vel alakatul içtimaiye beynehum kaviye. İçtimai, sosyal. Alakat, ilişkiler, sosyal ilişkiler. Beynehum, yani o arkadaşlar ve akrabalar arasındaki sosyal ilişki nedir arkadaşlar? Kaviye. Güçlüdür. Gerçi ileride bu kalmayacak gibi. Artık birçok kişi ya evlenmiyor ya da evlense de numunelik çocuk yapıyor. Ne olacak? Dayı, teyze, gelen kişi falan azalacak. Önceden 7-8 çocuk vardı. Onun torunu, bilmem nesi, kuzeni, carçurt falan. Yani gitgide rakam azalacak herhalde. Böyle kalabalık veyahut da sosyal ilişkiler, bir de herkes dağılıyor farklı şehire, ülkelere. Bunu arayacağımız günler gelecek. Şimdiden yoksa başladı mı bu? Ne diyorsunuz? Evet. İnnehum ke usratin vahide. Evet, onlar ne gibidir arkadaşlar? Bir aile gibi. Yani içerisinde 100 tane aile de olsa hepsi o günlerde ne oluyor? Bir aile gibi oluyorlar. Evet, şimdi Türk düğünlerine bakalım. Türkiye'de düğünler nasıl? Şöyle bir bakalım var. العرس أو حفل الزفاف. Evet, düğün أحد أهم مراحل العمر. Evet, insan hayatının önemli bir nokta, dönüm noktasıdır. وهو من العادات التي لها طقوسها الخاصة في كل ثقافة. Evet, her kültürde onun, düğünün kendine has törenleri, ritüelleri vardır. حتى الأعراس التركية نفسها. Evet, Türk düğünlerinde de bunu görebiliriz. تختلف فيما بينها من منطقة لأخرى. Yani bir bölgeden bir bölgeye göre değişiklik arz edebilir.
تحتل عادات الأعراس مكانة هامة في الثقافة التركية. Evet, Türk kültüründe düğün gelenek görenekleri önemli bir yer tutar. وترى آثارها في الملاحم والأساطير. وتحتل أيضا حيزا مهما في حكاية الجد كوركوت. Evet, bunu mesela en basit şeyle Dede Korkut hikayelerinde okuyabilirsiniz. يجتمع الناس في الخيام التركمانية. Bu hikayelerde Türkmen çadırlarında insanların toplandığını duyarsınız. وتوضع موائد الضيافة. Ve burada ziyafet çekilir diyor. وتنظم الاحتفالات لأيام عديدة. Evet, uzun günler süren kutlamalar yapılır bu hikayelerde. أليست أسطورة ألف ليلة وليلة المشهورة في الشرق الأوسط في أساسها حكاية عرس؟ Evet, yani Doğu kültüründe bin bir gece masalları da buna bir işarettir. Yani düğünün önemine. لقد أصبحت الحكايات التي حكتها شهرزاد لشهريار. Evet, burada Şehrezat'ın Şehreyar'a öldürülmemek için her gün okuduğu bir hikaye var. Olayı araştırabilirsiniz. لألف عام ميراث. Evet. 1000 sene sürmüş. Zaten müştereken لكل بلاد الشرق الأوسط. Yani 1000 senedir Orta Doğu'nun ortak bir kültürü olarak bu hikayeler anlatılıyor. ربما لم تعد أعراس اليوم تستمر لأربعين يوما وليلة. Evet, bugünümüzde tabii ki 40 gün, 40 gece düğün sürmüyor. كما في أساطير ألف ليلة وليلة. Evet, bin bir gece masallarında olduğu gibi. ولكن هذه العادات لم تفقد شيئا من أهميتها ومعناها. Ama bu demek değil ki gelin yani düğünün gelenek ve görenekleri ehemmiyetini kaybetmiş olsun. ما زال قلب العروسين يخفقان بشدة. Evet, hala diyor gelin ve damadın kalbi heyecandan atıyor. وما زال أهل العروسين يقدمون الكثير من الجهد والتضحيات Evet, hala daha gelin ve damadın ailesi büyük emek çaba sarf ediyor. تقديم أفضل الضيافات للحضور. Evet, gelenlere en güzel ziyafeti sunmak için. حتى ولو قلت عادات الأعراس يوما بعد يوم. Evet, günden güne bu gelenek görenekler azalsa da فما زالت قائمة في تركيا. Hala Türkiye'de mevcut bazı şeyler ayaktadır. وما زالت مراسم إحضار العروس إلى بيت الزوجية تنظم. Evet, yani gelinin getirilmesi, gelin damadın evlere gelmesi, bunlarda özel şeyler düzenleniyor. فتقرع الطبول. İşte nedir? Davullar çalınıyor. وتعزف المزامير. Evet, ne o çaldığı şey ne? Unuttum. Flüt. Borazan mı? Onlar çalınıyor diyor. وألحانها تسكب على رأس العروس. Evet, damadın kafasına اشياء ترمز الى البركه والتوفيق والسعاده. Buradaki arus gelin zannımca geline bereket olsun diye çiçek miçek gibi şeyler dökülüyormuş kafasına. ويتم ترتيب بعض الفكاهات والالعاب التي تحرج العريس. Evet, bazen de damadı zor duruma düşüren adetler de vardır diyor. يقوم الجميع بما في وسعهم حتى يبنى البيت الجديد على أساس. Evet, herkes elinden geleni yapar, hatta yeni ev yapılır, hatta mobilya vesaire alınır. متين. ورغم أن حفلات الزفاف أو الأعراس تبدو بسيطة في المدن. Evet, şehirlerde bu biraz daha basit görünse de. إلا أنها تبقى أجمل الأمثلة على ثقافة المشاركة. Yani ortak kültürün en önemli günlerinden biridir. Evet, süremiz kaçta başladık? Her an bitmesi lazım ama bir uyarı gelmedi. Var mı sizde de böyle enteresan adetler vesaire? Düğünlerde değişiklik, bir iki kişi söz alabilir. Evlenen arkadaşlardan mesela düğünde farklı bir kültüre gidip şaşırdığı bir gelenek görenek var mı? Hocam sadece eziyet ederler. Demin söylediği gibi. Ne gibi eziyet gördün? Ben görmedim de sadıç olanlar genelde o eziyeti çeker. Benim sadıcım yoktu da. He. İşte
Namaza gittiğinde mesela ayakkabısını götürürler, işte kuzu isterler. Kuzu kesilmeden o ayakkabılar verilmez mesela. Ha, o anlamda bahşiş, aynen, para toplamak aynen, için gibi. Damat sürekli şey, hedef. Evet, evet. Evet, eyvallah. Bir de düğünlerde meşhur olmuş bizim silah kullanma, onunla ilgili bir şey var. Evet, ateş açmak. Evet, Türk geleneklerinde önemli. Nadir değil, yaygın. Evet, velakin minen nadir en yekun etlakunar fi şevari Almanya. Yani Almanya'da olması ise nadir. Evet, bizim Türkler. Evet, hafalatü zifafü Türkiye, Türk düğünleri. Leyset garibeten ala şevari Almanya. Yani Almanya caddelerinde buna denk gelmek tuhaf bir şey değil. Felcaliyatü Türkiye, Türk grupları fi Almanya tukadderu selâse melayin nisâme, yaklaşık 3 milyon kişidir diyor. Velakin hâzîl mâ rafakat bu kez kâme şâbbün Türkî, Türk genci ıslakınlar ateş atıştı. Min müseddesihi, silahından ateş açtı. Evet. Şurayı kapadı. Esna nururu mevkebi seyyarat, yani konvoy geçerken müşareketen fi zifafin Türkiye fi medineti Bonn Almanya, yani Almanya'nın Bonn şehrinde bir Türk düğünü konvoyunda ateş açmış bu. Evet, bâbe iblâk şurta. Yani bu durum polise haber verilince lâ de şahsu bil firar, bu kişi kaçmış. Ve temmel kabdu aleyh, ve yakalanmış. Lâhikan fit tarik, yolda ilâ Kolonya, Kolonya, o şehre giderken yakalanıyor. Evet, itlakun nar fil aras, yani düğünlerde ateş açmak. Min el adat el munteşire fi ba'd el buldan, bazı ülkelerde yaygın adetlerdendir. Ve ala rağmen min sukutul adid min ed-dahaya, yani birçok kişinin ölmesine rağmen bir sebep ıtlakına, ateş açmada, fil münasebet, düğünlerde. Lakin la yebdu enne hazihi al-adat satahtafi qariban, yakında yok olacak gibi durmuyor bu adet, engelleniyor. Evet, sizin düğünlerde var mı silahlı kutlama vesaire? Yok hocam, yasak bizim burada. Evet, parçaya geri dönelim. Evet, şimdi düğünün öneminden bahsetti. İçeri girdiler. Şimdi asıl merak konusu, damat nerede? Tabii erkek oldukları için Arap kültüründe bayan konuşulmaz. Yani normalde gelini arar göz, ama burada damadı arıyor. İsmail neyi merak ediyor? Velakin eynel aruz? Damat nerede? Ene la arahu fi hâze ziham. Evet, la arahu, onu görmüyorum. Fi hâze ziham, bu kalabalık içinde onu göremiyorum. Yusuf, zâlikel aruz. Zâlike uzak zamiriydi. İşaret ediyor. İşte bak, arus, damat orada. Fi vasatil ka'a, yani salonun ortasında. Yecisu alel kürsiyil müzeyyen, süslü sandalyeye oturmakta. İsmail ne diyor? Li nezheb ileyhi ve nuhenni'hu. Li gidelim,
Yani nesep gidiyoruz. Nesep olursa gidelim. İleyhi o damada ve nühennihü henne'e yühenniyü tebrik etmek. Gidelim ve onu tebrik edelim şeklinde söylüyor damat için arkadaşlar. Evet, var mı parçamızda anlaşılmayan bir nokta? Hayır hocam. Evet, biraz damadı konuştu ama ben gelinle ilgili bir Nasreddin Hoca fıkrası okuyacağım size. Evet, aruz. Mesela bizim kitabımızda aruz damat olarak geçmiş. Ama buradaki aruz arkadaşlar gelin. Aruz-u cuha. Hocanın gelini. Dedim ya, bazen değişiyor kültüre göre. Bakalım hikayemiz ne? Takip edin siz de. Kâne cuha. Yecisu ma'a estekâihi. Evet, cuha arkadaşlarıyla oturuyordu. Hîne kâne yetehaddesu. Evet, konuşuyordu. An râbeti isteğinden fizzevâç. Evlenme. Min arusun cemîle. Güzel bir gelinle evlenme arzusundan bahsediyordu. Zâte nesebin ve hasebin ve mâlin. Yani soyu sopu malı olan bir gelin bulup evlenme arzusundan bahsediyordu. Kâle ahadûm. Onlardan biri dedi ki ve hel vecitte tilkel arusu ya cuha. Sen böyle bir gelin buldun mu? Kâle cuha. Cuha dedi ki ve keyfe ecidühe. Ben nasıl bulacağım? Ve feteyatü tilkel beldeti, yani bu beldenin genç kızları, yedeûnen nikab. Nikab arkadaşlar işte ne deniyor? Örtü, perde yüzünü ağzını kapıyor ya. Alâ vücûhihinne, yüzlerine perde koyarken ben bu kızlara nasıl ulaşacağım? Fele a'rifuhu lehe neseben ve la şeklen. Ben onların ne nesebini, soyunu bilirim, ne şeklini, görüntüsünü bilebilirim. Kale ahar. Diğeri dedi ki la budde en nusaideke ya cuha. Evet, biz sana yardım etmeliyiz. Fil usuli ilel arusil menşude. Yani övülen bir, yani kayda değer bir gelin bulmak için sana yardım edelim. Kale cuha. Ne dedi cuha? Bi şartı en tantabike aleyhel muvasafatil matlube. Yani istediğim şartlar uyarsa neden olmasın? Ve zâte yevmin, bir gün Câehu sadîkun, ona bir arkadaşı geldi ve ahbarahu, ona dedi ki enne hunâke arûsen zâte cemâlin râi, harika bir güzelliğe sahip bir gelin biliyorum dedi. Feriha cuhâ, hoca sevindi ve se'ele, ona sordu ve mâzâ anil hasebi ve nesebi vel mâl, soy sop malı peki nasıl, güzel de yani bu özellikler var mı? Kâler racülü müteeffiran, adam üzüntülü bir şekilde dedi ki للأسف يا جها üzgünüm hoca, inne ehleha fukara, onun ailesi fakir, velakinnehum tayyibun, fakat onlar iyi insanlar. Kale cuha, asifun ya sadiki, üzgünüm arkadaşım, inne cemal el fetati la yughni anil mal vel hasabi ven nesab. Yani ne deniyor, kızın güzelliği malı, hasebi, nesebi, soyu sopu olmadıktan sonra bir şey ifade etmez. Fasrif nazareke anha. Yani ona bakma diyor. Gerek yok diyor. Yani boş veriyor kızı. Ve fi yevmin ahar. Diğer bir gün. Câehu ahadul estika. Başka bir arkadaşı gel dedi ki. Ya cuha, ey hoca. Eyne ente ya racul. Sen neredesin? Lekat behastu anke. Seni aradım. Fi tulul bilad. Tüm ülke boyunca. Ve ardıha. Yani yer gök, seni aradım. Hoca dedi ki لَابُدَّ اَنَّ هُنَاكَ اَمْرًا هَمَّنْ. Oo, o zaman önemli bir durum var. Kale sadık, arkadaşı dedi ki وَهَلْ هُنَاكَ اَهَمُّ مِنَ الْعَرُوسِ. Gelinden daha önemli bir şey mi var? Kale cuhafi surur. Hoca sevinçli bir şekilde dedi ki بِشَارْتِ اَنْ تَكُونَ بِالْمُوَاسَفَاتِ الْمَطْلُوبَ. Peki istediğim şartlar var mı? Kale sadık, arkadaşı dedi ki لَيْسَتْ بِالْقَبِيهَةِ وَلَا الْجَمِيلَ. Ne çirkin ne de güzel. وَلَا هِيَ بِالْغَن۪يَ وَلَا الْفَق۪يرِ. Ne zengin ne fakir. وَبَالِدَ كَاتِبُ قَادِلْ بَلْدَ. Ve babası onun ülkenin yargıcı. Yani yargıcının sekreteri. Kale cuhafi gadab. Hoca öfkelenerek dedi ki مَذَا بِكُمْ يَاسْتِكَ. Arkadaşlarım, size ne oluyor? وَكُلُّمْ مِنْكُمْ يَأْت۪ينِ بِغَيْرِ talebi.
Hepiniz istemediğim şeyle geliyorsunuz. Sezhebu binefsi ile dellale. Kendim bu işi yapan çöp çatana gideceğim. Teteamülü mânisâ il buyutat. Yani bu kadınların evlerini biliyor. Fetedülleni alâ arûsül mattûbe. İstediğim kadını o bana bulacak. Evet. O kadına gidiyor. Esra'cuha ilel mere. Hoca kadının yanına vardı. Ve se'elehe. Ona sordu. An arûsin. Bir gelin. Bil muvâsafâtil mattûbe. İstediği şartları söyleyerek gelin aradığını söyledi. Fatalebet minhu en yumhilehe. Yevmeyn. Ondan iki gün kadın süre istedi. لِتَعْتِيَ لَهُ بِالْعَرُوسِ الْمَطْلُوبَ İstediği kadını bulabilmek için bir şartın تَحْسُلْ عَلَى مُكَافَاتٍ مُجْزِيَّ Yani öncesinde de peşinat vermesi kaydıyla وَبَعْدَ يَوْمَيْن İki gün sonra جَاَجُهَا Hoca geldi ilerlemeye kadına فَسْتَقْبَلَتُهُ بِالْتِرْحَابِ Onu güzel bir şekilde karşıladı hocayı ve ona dedi ki اَنَّ لَدَيْهَا مَا يَتَمَنَّا İstediğin şeyi biz de bulduk. قَالَجُهَا مَنْ تَكُنْ Kim o? قَالَتْ اِبْنَتُ سَيْسِ الْقَصِرِ Evet, Kasr'ın seyisinin kızı devi. قَالَجُهَا اِبْنَتُ سَيْسِ الْقَصِرِ لَنْ تَكُنَ غَنِيَّ Ya o zengin olmayacak ki devi. قَالَتْ اِذَنْ هُنَاكَ اِبْنَتُ خَيَّاتُ الْبَلْدَ O zaman onu istemiyorsan, terzinin kızı var dedi. فَهِيَ جَمِيلَتُنْ وَكَرِيمَ O çok güzel. Onurlu. Kalecuha hoca dedi ki leyteni ma ci'tu ileyke fe enti mislu astika keşke sana gelmez olaydım. Sen de arkadaşlarımdan farksız çıktın. Evet. Kaletil mele kadın dedi ki la ta'dab ya cuha ey hoca kızma. Hunaki ibnetu şeyhi tüccar evet tüccarlardan birinin kızı var. Ve kebiruhum ve onların büyükleri en büyüğü ve huve yemteliku kesîren el-büyûti vel bu ne at nan yani birçok evi var. Kafaza cuhaferihan hoca sevinçten ayağa sıçradı. Hâzihi hiye zâtel hasebi ven nesb vel cemal işte bu soy sop ve güzellik. Setezevvecuha ve hâke caizetuk onunla evleneceğim işte bu senin ödülün. Ve fil yevmit tâli ertesi gün zehebe cuha ve ma'hu ba'du istikâi hoca ve arkadaşları kime gitti? İlâ şeyh-i tüccar. Bu tacirlerin başına. Yabdu minhu zevâç. Evlenme isteği için. Min ibneti kızıyla. Ferahhabe şeyh-i tüccar fî sorûrin bâliğ. Evet bu tüccarın başı da aşırı bir şekilde kızın istenmesinden dolayı mutlu oldu. Ve temmez zevâç. Hasbel âdâtil müttebe'ate fî zâlikel vakti. O vakti uygun bir şekilde evlendiler. Bittifâk-ı usratil arûseyn. Yani gelin damadın ailesinin ittifakıyla dune en yaral aris arusuhu yani damat gelini görmeden ve ba'del hafl ve düğünden sonra hadaratil arus ila beyti cuha evet gelin hocanın evine geldi felemme sumiha lehu ona müsaade edildiğinde en yerfa'an nikab örtüsünü kaldırması an veci arusihi yani gelinden örtüyü açma izni verildiğinde Hucebi kuvvi vecihe. Yüzünün çirkinliğinden dolayı şaşırdı. Ve beynemâ huve müteessirun min su'il müfâce. Bu sürprizden dolayı çok üzgündü. Se'eletuhul arûs. Et gelin ona sordu. Kul ya azizi. Ey efendim de. Evamilik ne emredersen söyle. Emâme men minennâs. Adon nikab. İnsanlardan kimin önünde örtümü örtmemi istersin? Ve emâme men ekşi ve eşi ve kimin önünde örtümü açmamı istersin? Kâle cuhâfi dayk. Hoca içi dargın bir şekilde dedi ki evet vurucu cümle burası arkadaşlar. İkşibi veçheki emâme küllün nâs. Ve da'in nikâbi emâme ene. Herkesin önünde açıl ama benim önümde örtün. Diyor. Sümme kâle fî nefsî sonra kendi kendine dedi ki erattül ganiyye فَعَلَيَّ اَنَا تَحَبَّلَ قُبْحَهَا Madem zengin istedim, o zaman çirkinliğine sabretmem lazım dedi. Anladınız mı hikayeyi arkadaşlar? Evet hocam. Yakalayabiliyor muyum? Nasıl? Aç gözlü hocanın peci sonu. Evet. Şeyi yakalayabiliyor mu çevirileri? Evet hocam biraz iyiyiz gene.
Evet, kapanışı da şununla yapıyorum bu dersi. Kısa bir şey. Ona göre bitirelim. Aa dur, bir şey daha varmış. Şunu unuttuk. Balayılar. Şunları izleyelim sadece. Siz sonra şey yaparsınız. Tabii evlendikten sonra da balayı nerede olacak konusu var. Evet, çok ilginç balayı mekanları şimdi gösterecek. Bakalım. Evet, macera açıksa video tam sana göre. Evet, belki sana göre evlilik düğün yeterli olmamış olabilir. Ve sana mesela gerçekliğin olmadığı bir yerde düğün olayı. Bu da mesela Alaska'da düğün üzerinde böyle bir evlilik yapmışlar. Hadi güzel bir fotoğraf bulmuşlar. Evet, dağın üstünde olabilir. Evet, Nepal yani Himalayalarda evlenen var. Tarihi bir kale olabilir gittiğiniz yer. Evet, tarihi seviyorsanız böyle bir yer neden olmasın. Arap dünyasında kale çok, buraya gelebilirsiniz. Balon, infat falan da olabilir. Evet, mağara da olabilir. Amman Mısır, Türkiye, Cezayir, Uzun Kuvalar'da mağara, yelkenli gemiyle olabilir. Evet, Starbucks eğlenmek de sunuyor. Evet, içecek yerine kahve içersiniyor. Evet, atlayarak dağdan atlayabilirsin. Bundan daha güzelini var. Beraber atlayın. Ya da gökdelen, Nazi Hatip Sakal. Benim yüksek yeri sürüşkin. Evet, bunlardan evlenmeyi düşünenler hangisini seçerdi? Var mı? Arkadaşlarımızdan ben evliliğimi gökdelende, buzlarda, dağlarda veyahut da bunların dışında çok enteresan bir yerde yapacağım diyen var mı? Ve ses gelmiyor. Son olarak şunu da izletelim. Bu dersi bitirelim. Diğer ders daha kısa sürecek arkadaşlar. Tahminim tabii. Burada da sevgi gösterme yolları anlatılıyor. Herkesin sevgisini farklı şekilde ifade edebiliyor. 5 tane yöntem burada anlatılmış. Ne yapılabilir mesela? Basit ifadelerle sevginizi sunabilirsiniz. İşte bugün çok güzel görünüyorsun. Yanımda olduğun için teşekkür ederim. Böyle bir ifade olabilir. Vakit ayırarak sevgiyi gösterebilirsiniz. Çünkü sevgisine ihtiyaç duyuyorduk. Ve telefon da kullanma diyor. Hediyeleşmenin öneminden bahsediyor. Görünebilir bir sevgi alametidir hediye almak. Evet, arkadaşını mutlu olan hediyenin listesini yazıyor. Ona ayda bir olsa da hediye ver. Ortak işler yapın diyor. Evet, ortak yani senelik de olsa hayat arkadaşından bazı işleri ortak yapmayı diyebilirsiniz. Burada bu şekilde sevginizi ifade edebilirsiniz. Yani mesela sarılmak, birbirini öpmek vesaire, bunlar da bir sevgi ifadesi olarak ortaya çıkabilir diyor. Evet, bunlar arkadaşlar şu an ilk metnimizin konusuydu. Zoom bize müsaade etti. Biz de bir saat devam ettik. Bir 15 dakika yani 29 geçiyor. 45 geçe dönmek üzere ikinci metinde sizleri bekliyorum. Allah'a şeyi bitirmedik. Bir dakika. Şu soruları bir dakika. Ecban Esretilatiye. Bunları siz cevaplarsınız. Şurası var.
doğru yanlış şeklinde. Hemen şunu yapalım. Bir, takav ka'atul hafalat fi sahati reisiyye. Bu doğru mu arkadaşlar? Doğru. Fi diyor ama sanki yanında doğru diyordu. Ha, fi inde aynı anlamda kullanmış. Doğru. Alperen sen haklı çıktın. İki, yekunul urs fi medineti İsmail mübekkiran. Yanlış. Evet, yanlış mübekkir hocam. Değil. Hatta. Neydi? Müteahhiran. Müteahhir. Es-sâlis kâne adedü duyuf kalîlen vel farahu zâhinu alâ vücûhihim. Hata. Evet. Kesîren duyuf. Kesîr olacak. El-râbi yuhibbun nâs en yeltekûmâ istikâihim ve kâribin fil münâsebâti sa'îde. Sahih. Evet, bu doğru. El-hâmis el-alâkâtul içtimâi beynen nâs zayıfetun fi medineti Yusuf. Sahih. Evet, zayıf ediyor. Kaviye değil miydi bu? Kavi. Evet. Es-sâdis yecisül arus alâ kürsiye fi tarafil ka'a. Hata. Evet, salonun bir kenarı diyor. Salonun ortasında. Ortasıydı hocam. Merkezde oturuyordu. Evet. Şimdi 45 geçe arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam hocam.